biçim yanlışlığı vardır. Yoksa yapı şart, devletsiz saniye olunmaz. Mekke'de de devlet var, devletin başında Ebu Cehil. Bir sistem kurmuş ama yanlış bir sistem. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'de devletin varlığına karşı çıkmadı, devletin sistemine karşı çıktı. Şimdi açıklayacağım. Bunlar çok mühim meseleler. Bunları çok açık konuşmamız lazım. Çok belirgin hale getirmemiz lazım. Ebu Cehil'in sistemi şuydu. Put sistemi diyorlar buna. Put sistemi, tağut sistemi. Araplar biliyorsunuz çok kavimli, çok kabileli bir millet. Kabile, kabile, kabile. Şu anda Afrika'da da öyle. Yüzlerce kabile var, binlerce kabile var. Tutu kabilesi, bilmem Tutsi kabilesi, bilmem ne, hep kabile. Araplar da o zaman kabileler. Çok yoğun kabile var, aşiret var. Aşiretler, kabileler o kadar çok ki bunlardan istifade ederek Ebu Cehil bir sistem kurmuş, bir rejim kurmuş. Ne yapmış? Kabe'nin içine, bakınız, bir dört duvardan ibaret bir Kabe var. Halen de var, aynı Kabe duruyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettikten sonra Kabe'nin binasını soruyorum size, yıktı mı yıkmadı mı? Ses gelmedi. Yıkmamıştır. Binanın ne suçu var? Müslümanlar yıkmaya gelmez. Müslümanlar temizlemeye gelir. Yıkmaya değil, yapmaya gelir. Niye Peygamber Kabe'yi yıksın? Bakın çok mühim mesajlar var burada, çok mühim imajlar var. Sistemi şuydu Ebu Cehil'in, yani bugün de aynı, bütün dünya aynı. O Kâbetullah'ın içine, Kâbe'nin içine 360 tane küçük put yerleştirmişti, küçük küçük. Hani böyle göğüsten yukarı yahut çenesinden yukarı 360 tane timsal, yani put. Suret, yani kabartma, yapma. 360. 5 tane de büyük put, hepsinin büyüğü halinde, 5 tane de büyük, boyları büyük, çapı büyük, yapısı büyük, 5 tane de büyük put. 360 tane küçük, 5 tane büyük. Kaç tane eder? 365. Size neyi hatırlatıyor 360? Senenin tamamını. Senenin bütün günleri. Şimdi sistemi kurmuş. 365 tane put var içinde. Her putu da bir kabileye bağlamış. Yani Araplarda o zaman putsuz kabile yok, kabilesiz put yok. Dikkat! Her putun bir kabilesi var. Her kabilenin bir putu var. Hepsini bir puta bağlamış, her putu bir kabileye bağlamış. Senede bir gün herkese de mecburiyet koymuş, gelenek koymuş. Her kabile putunu ziyarete gelip tavaf edecek. Çark, çark dönüyor. Her kabile bir putu ziyaret etmek zorunda olduğuna göre senenin her günü orada ziyaret ve tavaf var mı yok mu? Çünkü 365 put, 365 kabile var. Her kabilenin bir günü var, demek ki hiçbir boş gün yok. Her gün orada bir tavaf var, her gün ziyaret var, her gün dönüş var. Putunu ziyarete gelen kabile de biliyorsunuz boş gelmiyor. Ne kadar ziyneti, altını, gümüşü, kumaşı, develer, koyunlar, elmaslar, imkanlar varsa putlarına hediye olarak getiriyorlar, kesiyorlar, koyuyorlar. Bir gün ziyaret yapıp gidiyorlar. Getirdikleri bütün mallar, gümüşler, kumaşlar, altınlar kime kalıyor? Vallahi Ebu Cehil'e kalıyor. Soygun nizamı. Sistem böyle demek ki, hepiniz bunu biliyorsunuz. Böyle bir sistem. 360 tane küçük put, 5 tane büyük put. Sübhanallah. Adam nasıl bir çark kurmuş görüyor musunuz? Çark. Peygamberimiz aleyhisselam peygamberlik kendisine verilinceye kadar tabi bütün bunların farkındaydılar. Herkes biliyordu. Ama çıt çıkmıyordu, ses çıkmıyordu. Karşı koyan yoktu, bir şey diyen yoktu. Bu dönen çarka çomak sokan yoktu. Çomak çomak. Çomak sokmamış da kimse. Allah'ın Resulüne peygamberlik verildi. Amenna. فَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Bakın, aşiret kelimesi var Kur'an'da. Aşiret demek,
her insanın mensup olduğu soy, boy, kabile, kalabalık, aşiret. İşte baba, evlat, torun, dayı, amca, yeğen, aşiret. Peygamberliğini ilan et emri geldi Allah'ın Resulüne. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğini ilan etti. Neyle ilan etti biliyorsunuz? 124 bin peygamberin değiştirmeden aynen kullandığı bir kelime var. Hangi kelime? Kelime-i tevhid. Bak kelime ama kelime-i tevhid diyeceksin. La ilahe illallah. Tevhid kelimesi bu. İşte şimdi Ebu Cehil'in sisteminin çarkının içine çomak sokuldu. La ilahe. Hiçbir ilah yok. İlah yok. La yok demek. La yok. Ne yok? İlah. İlah yok. Halbuki Ebu Cehil'in üzerinde kaç tane ilah var? Hepsini inkar ediyorsunuz. Büyük bir çile başlıyor şimdi. Büyük bir dava başlıyor. La ilahe deyince Ebu Cehil'in sırtından geçindiği 365 tane putun tamamını inkar ediyor musunuz, yapıyor musunuz? İşte kıyamet onun için koptu. Onun için Mekke-i Mükerreme Hazreti Muhammed'e cehennem oldu. Dar geldi, mezar oldu, zindan oldu. Niye böyle söylüyorsun diye.